Sema'cığım en son oynamayı yatırıyor musunuz? Furkan Dede en son oynamada Gönüllüler takımında Hanzade kaçıncıydı? Beşinciydi. Beşinciydi. E, e, Sancakaya kaçıncıydı. E, şimdi bak onu da göz ardı etmeyelim. Demek ki burada ne çıkıyor? Birisi beşinci birisi sonuncu. Bence değişecek bu hafta. Ya değişip de, de, ya bilemezsin. Biz en son yani en son önümüze değişecek. gelen kağıdı konuşuyorum. Ben. Herhalde değişecek. Her şey hayat değişiyor. Şimdi <laughs> hepimiz değişiyoruz. Doğru Herhalde bir şeyler değişecek. Yani. Zaman, yani ama Bak, sen şimdi... Alfaki konuşma değişecek. Sen niye, o zaman neyi konuşalım? Ya Geçen, haftamız Bak, Geçen haftanın verileri mi Ben sana verisi, bir... Ben de normalde sana şöyle söyleyeyim. Benim elimde de şöyle bir puan, yani SMS sıralaması olursa. Evet. Şimdi bu sıralamanın en altında evet. sancakay var. Şimdi Kaçıncı doğal sancak ay? Doğal Eledik olarak mi sancak ay şu an? Eledik mi sancak ay? Hayır. Abi, ama bence değişecek. Abi, bence bir dakika, ben sana şimdi bence ben de değişecek sana... zaten. Herhalde değişecek. Evet. Biz de değişiyoruz. Bak ben gençken saçlarım siyahdı, beyazlaştı. Git gide koyulaşıyor saçlar. <laughs> saçlar git gide koyulaşıyor. Ya koyulaşır. Hepimiz değişiyoruz. Ama şimdi ben önümdeki listeyle konuşuyorum. Sen diyorsun ki değişecek. Onu bilemem ben. Şuradan çıkıp 10 dakika sonra ne olacağımız belli değil. Ama halk şu ana kadar bana göre... Ee, Hanzadeyi Hanzade daha çok benimsemiş. Sancakay'ı sonuncu yapmış. Şimdi biz burada Sancakay'dan da bir dakika biz Hanzadeyi mi daha çok konuşuyoruz Sancakay'ı mı? Sancakay'ı. Sancakay'ı Sancak daha çok konuşmuyor bu masada. Demek ki Sancakay adada ...yaptıklarından bizi daha çok konuşturuyor ve daha çok dikkat çekiyor ve daha çok göze batan bir tipleme değil mi? Hı hı. Peki Hanzade çok göze batan bir tipleme mi? Hı. Değil. Yani ama halk demek ki Hanzade'de daha çok şeyler görmüş ki birini beşinci yapmış birini sonuncu yapmış. Ve ben de şunu iddia ediyorum. Ben Hanzade'nin de göze battığını düşünüyorum da bu arada. Ay şöyle göze batıyor Biz derken. Hazade'ydi de konuşuruz yani. Ya şöyle göze batma derken diğerin mesela Hanzade bir erken üzerine yürüyor mu? Yürümüyor da ağlıyor e, mesela. E ağlıyor tabii ağlıyor. İşte, ağlamak 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 diyor öyle çok göze baş Ama birisi bir erkeğin üzerine yürüyor. Birisi diyor ki sana bu adayı dar edeceğim diyor. Birisi de diyor ki bilmem ne. E demek ki bir tanesi daha çok konuşuyor. Amma ve velakin Acaba şimdi onu düşünelim. Daha çok konuşmak, daha çok hareket yapmak, daha çok sansasyon yapmak mı halkın gözünde daha çok ilgi çekiyor veya oy geliyor yoksa Hanzade tarzı mı? Ama biz şu ana kadar ne gördük? Hanzade daha çok oy aldı. Demek ki sancakayın yaptıklarını halk çok benimsememiş şu ana kadar. Belki bundan sonra benimseyecek ama şu anda göz var, nizam var. Çok yanlış bir ifade. Sayın ya, Bak sen müdahale yamanır benim ifadelerime. <laughs> ama ben bana <laughs> Abi göre şey, çok yanlış. Yorum yapamazdım. Yorum yapamazdım. Çok yanlış dersin, bir ifade. Sen şunu dersin sen yorumunu yaparsın dersin ki Sancakay daha çok iyi. Ama sen yanlış ifadeyle buna girme. Benim ifade. beni ilgilendirir. Tamam, senin şey ilgilendirir. Ilgilen. Yanlış, olduğunu düşünüyorum. Ya, Yanlış diyemezsin. Yanlış. yanlış. Diyemezsin. yanlış. Katılmıyorum. Katılmıyorum. Yani çok yanlış. E sana göre yanlışsa bana göre de sen tamam. tamamen yanlışsın. E, yani. tamam olabilir. E tamam. e tamam. Niye çok yanlış biliyor musunuz? Halk diyor zadeyi çok fazla benimsemiş. Evet. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Nasıl yok? Bu ilk haftanın şey. bak işte bu ilk haftanın SMS sıralaması ben size net söyleyeyim. 5. 6. 7. 8. bunların oyları birbirine çok yakın. Ne yakın belki ya? Biri 5, 5 SMS, 50, ya. Belki 5 SMS, belki 10 SMS, belki 20 SMS. Çok yakınlar. Bunu biz şey söyleyemeyiz. Sema 100 bin SMS aldı. Ben 101 bin SMS aldım. Hak Semih'i çok benimsedi. Sema elinecek. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Sen nereden biliyorsun kimin Hadi. kaç oy aldığını? Ben, ben ilk kimin hafta... Kimin kaç oy hafta, aldığı yazıyor mu? abone? Ben... Yazmıyor Murat Yazmıyor. Kimin kaç oy olduğu yazmıyor. Ben, orada, ben tahmin Orada edeyim. birden 11'e tamam. 12'ye kadar sıralanmışlar. Bir tanesi beşinci, bir tanesi sonuncu. Sen nereden Reşat biliyorsun kim Poyraz, kaç oy aldı, kim oy, ay oy, oy almadı? Reşat sen kendi kenar senaryolar yazıyorsun. Abi, biz ben iki tane yarışmada yarıştım tamam mı? Ben milyon tane matematik yaptım. Reşat'la Poyraz evet. çok yüksek oy almıştır. Evet. Diğerleri birbirine yakın almış. Nasıl biri beşinci biri sonuncu diyorum sana ya? Ya biri beşinci biri sonuncu olabilir. Nerede, nasıl biri beşinci? biri beşinci biri, ya, biri abi. sonuncuysa demek ki arada fark var. A, çok az olduğunu söylüyorum. Ya sen söylüyorsun. Sen şarkı söyle git. Biz bilmiyoruz ki sen kendi kendine konuşuyorsun. O Ama zaman benim öyle bir fikrim var. Sen de düşünüyorsun mesela Hanzade'nin Sancakay'dan çok fazla oy aldığını mı düşünüyorsun? Hanzade'nin Sancakay'dan çok fazla oy aldığını düşünüyorum çünkü arada kaç fark var bakar mısınız? 5. 15'te Hanzade 5'inci, evet. Sancakay on birinci. Ee kaç? Arada yarı yarı birisi yarıda, birisi sonda. Evet. Yani o az mı denir peki, buna Peki yani? size yöneltiyorum bu soruyu. Semacım sen Hanzade'nin Sancakay'dan çok fazla oy aldığını düşünüyor musun? Ben Hanzade'nin çok fazla oy aldığını düşünmüyorum. İlk haftanın oylarının da e, çok böyle yarışmacılar benim senerek atıldığını düşünmüyorum. E, bu oylamanın en kısa zamanda çok farklı yerlere gideceğini düşünüyorum. Evet Sayın Furkan dede. Hayır. Siz efendim, ne düşünüyorsunuz efendim? Ben de oylama ilgili farklı şeyler düşünüyorum. Ben evet, de Sancakay'ın en son sordum. sırada olacağını düşünmüyorum. Ha, tamam. Bir daha e, o da Hanzade'nin Sancakay'dan çok daha fazla oy aldığını düşünüyor musun? Hanzade'nin eee daha yani şöyle senin dediğin kadar birbirine çok o kadar yakın olduğunu düşünmüyorum ama çok da büyük fark olduğunu düşünüyorum. Çok rahat geçebileceğini inanıyorum. Ben diyorum ki Poyraz'la Evet bu hafta Sancakay da... geçebilir. Sancakay niye geçebilir? Bak Başkası başkasını geçebilir. Dakika, yani Poyraz ve Reşat oyların %70'ini almıştır. %30'u da onlar araların aralarında aralarında bölüşmüştür. Poyraz dedin de Aleyne gelir mesela Anzade'yi geçebilir. Yani oralar değişebilir. Tamam, zaten değişecek. Çok şey daha o 5 ay var. Ya yani herkes herkesi geçecek. Şimdi biz burada konuşuyoruz. Biz şu şu andaki. Şimdi şey mesela yapsana. bir tane tweet gelmiş evet. Abdullah Köybaşı'ndan. Asıl gruplaşmayı Sancakay, Hanzade, Reşat ve Elenen Sena ilk haftadan beri yapıyor. E, farklı bir bakış açısıyla yorum yapıyorsunuz demiş. Bir eleştirdi bunu. Yani o o, o da o, o tarz bir grup mu yapılıyor demek istiyor. Diyor ki Sancakay, Hanzade, Reşat ve Elenen Reşat Sena. Söyledi olabilir. zaten. Reşat dedi ya ben kardeşim gibi görüyorum Sancakay'ı. Onlar bir yakınlar. Yakınlar ama yakın olup da kimseyi de dışlamadılar ki. Reşat'ın herkesle arası iyi ki Reşat'a kaptanlık verildi arkadaşlar tarafı Yalnız ben bu bir gruplaşma değil. Sevim İnsanların için. arası iyi olabilir. Ama Aleyna ve e, Ayşe'nin söylemleri var. Bu A bir yani şey diyeceğim. Sana. Ayrıştırma Biraz söylemleri var. Evet. Arkadaşlar. Reşat re kaptan Reşat var ya. Hı hı. Şimdi bak, Gönüllüler takımı tepe tak tak gidiyor değil mi şu anda evet. yani? Durum onu gösteriyor. Şimdi bu iş Reşat'ta falan olmaz abiciğim. Poyraz devreye girecek. Bak Poyraz devreye girip o havasıyla, o kültürüyle, o Robert, o Boğaz Boğaziçi'siyle, şunla bunla devreye girecek. Ve Poyraz o takımı yavaş yavaş konuşacak konuşacak takımı düzeltecek. Nasıl yani, yani tam Robert Boğaziçi nerede devreye girecek abi? Tam. Abi işte adam kültürlü adam. Konuş kardeşim konuşacak. Biliyor akıllı çocuk. O gözlüğü de takıyor. Bugün baktım ona o gözlük de çok yakışmış. Aa, Değil mi? Sevgili Yalkın <laughs> Rüzgar gözlük hani de verirsen Poyraz'ın bir tabii. Clark Kent gibi. Ha, Clark Kent de. Yalnız Clark Kent... Hani sen girdin Survivor'a girdin. Böyle yanardağ gibi girdin. Sen de herkes senden bahsetti. Biz de bahsettik. Türkiye'de senden bahsetti. Sen bir girdin böyle aslan gibi o vücudunda filan böyle havalı karizma. Şu dedin bu dedin. Ama ne oldu? O patlama hazır yanardağ böyle balon söner ya. Sakın ha öyle bir hali var şu anda. Psikolojisi bozuldu onun. İlk oyun kaybetti ya. Ha, neden bozulduğunu bilmiyorum. Ama eğer sen düzelmezsen Poyraz takım da düzelmez. Sen çünkü bu takımın asısın. Sen bu takımın yıldızısın. Sen kendini bırakırsan zaten takım böyle tepe taklak gitmeye hazır. iyice gider. Onun için Poyraz'ın bir an önce kendine gelip tekrar toparlanması gerekiyor. Sen ne diyorsun? Poyraz masaya yumruğunu vuracaktır. İnanıyorum buna. Kesinlikle yapacaktır. Onun gözlerinde o ateşi görüyorum. Ama şu an bir iki oyun kaybettiği için bir de yenilmezim falan filan dedi ya. Üzerine yenildi. Şimdi o bir kendisiyle mücadeleye girdi. Sıkıldım diyorsa da kaybetmekten sıkıldım. Kafasının içerisinde şimdi muhakemeler yapıyor. Ama oradan çok rahat çıkacaktır. Çünkü meydan çok boş. Meydan çok boş. Acayip. Bence yarın dolu meydan. <laughs> meydan çok boş olduğu için yarın Poyraz, oluyor. yani o takımın Poyraz'a ihtiyacı var. Gerekirse Poyraz'ın liderliğine de ihtiyacı var. Poyraz, Poyraz'a ne lazım biliyor musunuz? İkinci bir güven oyu. O da ne? SMS birinciliği tekrar SMS birinciliğini alırsa Poyraz yine özgüvenini toplayacaktır. Ve ben buradayım artık yenilmezliğime bir tik daha atıyorum diyecektir. Ve ikinci SMS birinciliğini alırsa biraz daha rahatlayacaktır. Ama o takımı alevlendirecek kişi kimdir? Arkadaşın ismini unuttum. Fragmanda Sergen. Daha yeni gördüm. Sergen. Yeni gördüm. Sergen çok acayip geldi. Poyraz'ın o takımdaki rakibi olabilir. Takım evet, içi Bu rakibi. arada Poyraz'ı görüyoruz rekabet. işte gözlüğüyle Murat o, abi. abi. Bu güzeldir Furkan'cığım takım içi rekabet de iyidir. Kesinlikle katılıyorum. Sergen gelir, Sergen oradaki dengeleri değiştirir. Poyraz'ın bu hali nasıl buluyorsun senin için bu gözlüklü haline? Sanki hani bir süpermen ama artık görevini tamamlamış ve... Çok güzel. Şahane. Ben de ona benzer gözlük alıyordum. Son anda vazgeçtim başka gözlük aldım. Bu gözlükler çok popüler. Çünkü bu gözlük La Casa de Papel'deki profesörün gözlüğü. Hmm. Yalnız evet. akıllı gözlük. Simin ha şey profesörün. <laughs> evet profesör ha. gözlüğü bu. Şimdi gözlük taktığın zaman hafiften böyle bir hava takınıyor insan. Bir entelleşiyorsun daha bilgiçleşiyorsun. Hani kültür seviyeni artıyormuş gibi Sen bir görünüm. Sayın Hükan'cığım görü ilkokulda da zaten biliyorsun çalışkan öğrencilerin hepsinde gözlük vardı. Oradan <laughs> gelen bir algı aslında bu. Bu bak bu. Yani gözlük takmak bir algı çalışması mıdır? <gülüyor> olabilir. <gülüyor> ben, e Onu da düşünerek de yani çocuğun gözlerinin bozuk olduğunu düşünüyorum ben. E tabii ki canım keyiften takmıyor Ha bazıları keyiften herhalde. takanlar da var. Ya, okay, Adada da şey, keyiften takmaz İmaj gözü sende var ya geçen gün almıştın hani diyordun ben, ben bunu e, takayım falan filan. Ben imaj gözlü var bende. Onu takacağım Onu yani bekliyoruz. Ödülüyor. takarım da şimdi bu bu imaj gözlü değil ama bu çocuğun gözlerinde evet, problem. Yalnız bir şey ne geldi aklıma biliyor musunuz? Poyraz bu SMS olaylarında var ya sanki Poyraz geçen seneki bir yarışmacı gibi bu SMS'lerde olacak gibi bir his var içimde. Geçen sene nasıl? Bravo. Yani ondan yani ö övmeye başladın. Yani şöyle neden biliyor musun? Barış da bu SMS'lerde 1 2 3 4 5 böyle gitti ya. Hı hı. Bu çocuk da sanki öyle gidecek evet. gibi. Yani bu çocuk da eğer çok önemli bir hata yapmazsa, içten kendi kendini yok etmezse yani başkasının Poyraz'ı oradaki yarışmacılar yok edemezler. Poyraz yaparsa kendi kendine yapar. Onun için ikaz ediyorum. Diyorum ki bak Poyraz sen böyle kendini bırakma. Bırakırsan kaybedersin. Ama şöyle bir şey var biz de, dün, biz de dün bu konuyu konuştuk hatırlıyorsunuz güce dayalı bir dokunulmazlık oyunu vardı. Ben dedim ki Murat abi Yunus Emre gerçekten başarılı bir performans gösterdi ama aldatmasın. Çünkü parkura döndüğü zaman iş aynı performansı göremeyebiliriz dedim. Nitekim ünlüler hani e, ciddi bir farkla gönülleri mağlup ettiler. Yani gönüllerin şu anki kadrosuna baktığımız zaman ünlülerin yanında ciddi bir şekilde yetersiz kaldığını görebiliyoruz zaten.